yemedi. Ama başına da ne geldiğini bilmiyor. 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 Bizler gerçekten de yalancı ve düzenbazız. Bir değil, bin yüzümüz var. Sözlerimize inanmadığını biliyorum. Ama bütün kutsallar adına yemin ederiz ki size gerçeği söyledik. Lütfen açın kapıyı, gerçek bu. Sabretmek güzel. Bu musibette Allah'ın bana yardım edeceğini kesinlikle biliyorum ama bugünden itibaren Yusuf'tan bir haber alıncaya kadar sizleri bağışlamayacağım. Babamın bu durumuna daha fazla tahammül edemeyeceğim. Gidip Yusuf'u kurtarıp onu buraya getireceğim. Yusuf'un dönüşü babamızın bedduası. Rezil olmamız ve ebediyen yok olmamız anlamına gelir. Ağzından çıkanı kulakların duyuyor mu senin? Ben kararımı verdim. Bana engel olamazsınız. Kararımdan geri dönmeyeceğim. Sizden beklenir. Yaparsınız, hatta gerekirse babamızı da öldürürsünüz. Yakup'un oğulları. Babanız nerede? Ne istiyorsunuz? Sizi görmek istemiyorum. Kenan halkından bir grup Allah'ın peygamberi. Benim yakin. Açın kapıyı. Allah'ın selamı peygamberin üzerine olsun. Allah'ın selamı sizin de üzerinizde olsun. Sizi sakinleştirmek ve acınızı paylaşmak için geldik. Elimizden bir şey geliyorsa esirgemeyiz. Yusuf'umun yaşayıp yaşamadığını henüz bilmiyorum. Oğullarım diyor ki onu kurt yedi. Ama bu doğru değil. Başına başka bir şey gelmiş olmalı. Ama onu da bilmiyorum. Endişelenme. Hayattaysa onu buluruz. Çölüğü karış karış arayacağız. Sabaha beklemek zorundasınız. Gündüz gözüyle aramak çok daha iyidir. Hayır. Sabah çok geç olabilir.
Aramaya hemen bu gece başlamalıyız. Ama biz her yere baktık. Otluğa da baktınız mı? Evet. Hem de karış karış. Her yeri aradık. Ama ondan bir iz bulamadık. Yine arayacağız. Sayımız daha çok. Belki bulunur o zaman. Aramak için pek istekli görünmüyorsunuz. Hayır, hayır. İstiyorsanız aramaya çıkabiliriz. Elbiselerimi getirin. Hazırlanın. Makbile yolundan otluğa gidiyoruz. Ne olur biz de gelelim. Gerek yok. Siz burada kalın. Yusuf'u bulurlarsa ne olacak? Söylesenize, o zaman ne yapacağız biz? O zaman babamız bize ebediyen bağışlamayacak. Bu yüzden en iyisi Yusuf'u biz babamıza getirelim ve ondan ah dileyelim. Böylece bu olay kapanmış olur. Babamızın yerine kim geçecek? Bize olan ilgi ve sevgisi nasıl olacak? Bundan böyle yüzümüze bile bakmayacak. Babamız şimdi de yüzümüze bakmıyor zaten. Bu geçici. Bir süre sonra Yusuf'u unutup bizimle ilgilenmeye başlar. Bundan eminim. Peki onu bu gece bulurlarsa ne olacak? Bulamazlar. Yusuf'u otlak yerine başka bir yere götürdüğümüzü unuttun mu? Burada durmanın bir faydası yok. Gidip halkın arasına karışalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.